Zindanlar ve ejderhalar, hırsızlar arasındaki onur az önce konuştuğumuz sunar. Bu Zanyalo'yu kaç paraya aldınız Allah aşkına söyleyin. Yani <laughs> bir siz 15, oraya demişsiniz geçtik. ki 15 milyon <laughs> euroyu aldık. Evet. 30'a hatta son dakika 30 teklif vardı 15'i e <laughs> aldık demişsiniz. Şimdi ben kafamdaki soruyu sorayım. Bir, bir insan neden 30 milyon euro alabilirken e, Türkiye Ligi'ne, 15 milyon euro gelir. Bir. İkincisi evet. bir İtalyan gazeteci şey yazmış galiba. Hı -hı. Bir sosyal medya paylaşım yapmış Hı -hı. ve o paylaşım diyor ki 16 milyon euro artı 15 galiba Hı -hı. bonuslar falan. 30 milyon Hı -hı. civarına geliyor. Hı -hı. Ee, çeşitli şeyler konuşuluyor. Siz şimdi bu işin patronusunuz Galatasaray. Bize ne olur? E, kaça aldığınızı söyleyin. Bütün Türkiye öğrensin. Hatta varsa lütfen belgesini de gösterin. Evet, hepsi burada. Evet. Söyleyeyim. Şimdi bir rakamları söyleyeyim. Sonra çıkart, neden çıkartıldığını da söyleyeyim. Böyle bir şeyle ilgili. Bir sebebi şu. Son gün biz zaten hep yaz transferinde de aynı şeye bakıyorduk. Yine bu ara transfer döneminde de. Bizim transfer dönemimiz bir hafta daha uzun olduğu için son gün hangi transferde sorun olur ona bakıyoruz. Yani sonuçta Türkiye'ye bir oyuncuyu makul maliyetlerle daha makul göreceli olarak daha makul maliyetlerle getirebilmek için ee, bir, bir sorunsal olması gerekiyordu o, o şekilde getirebilirsin ya işte kulüp son anda transfere izin vermeyecek ya oyuncu gitmeyecek kulüple oyuncu arasında bir sorun Peki, olacak Ki pazarlık marcı iyice şey olsun evet, çünkü onun neticesinde ya oyuncu küsecek kulübüne şey yapacak ya kulüp oyuncusunu oynatmayacak şimdi Zaniolo'da da şöyle bir şey var sözleşmesinin biz transferimize bir buçuk sene var sözleşmesinin bitmesine Burnmouth'la transfer şey yapılıyor. Bu zaten 30 milyona herkesin hem yazdığı, çizdiği hem de anlaşılmış bir şey. yolu vazgeçiyor. Yani vazgeçiyor derken zaten gitmek istemiyor. Sebebi de şu niye Premier Lig'i? League? Premier Lig'de düşmeye oynayan bir takımda da şey yapmak, oynamak istemiyor. Oyuncular da daha şey takımlara gitmek ister. Ve böyle olunca işte Roma taraftarı Zanyola'ya işte tepki gösteriyor. Hatta işte evini evine gelme şeyleri var. Zanyola Roma'yı terk ediyor. Tam sonuçta işte bizim de baktığımız bu tip şeyler yaşanmış olan ve Roma karar veriyor. Zanyola'yı 6 ay oynatmayacak bu hadiselerden dolayı. Şimdi 6 ay oynatmadığında ne oluyor? 6 ay oynamamış ve sözleşmesine bir sene kalmış bir oyuncu oluyor. Şimdi 6 ay oynamamış ve sözleşmesini bitmesine bir sene kalmış oyuncu bir daha o 30 milyonları falan o rakamları cevabımızın göremez, değil. mümkün değil. bizim yani işin matematiği burada bunu birilerine vermeleri lazım. Bir sonraki transferden pay isteyerek ki hem e, zararlarını bir kısım telafi et, etmek istesinler, bir sonraki transferden pay alarak sonuçta e, ee, hem de işte Zanyolu oynayarak onun içinde bir de tam kayıp da olabilir. Çünkü zaten geçmişte sakatlığı olmuş ve oynamadığı bir süre var. Üstüne bir daha oynamadığında gerçekten değerini tamamen yitirebilir. Şimdi biz görüşmeler yaptık. Yani bayağı şey e, sürdü tabii bir haftalık süre içerisinde diyeyim. ve rakamlar da şöyle. Orada o yüzden şey yapacağım. Ne var bakın. 5 yıl vadeyle olan şeyi 15 11 2023 ilk ödemesi. 15, 11, 2, 24, 3 milyon, 3 milyon, 3 milyon, 3 milyon, 15 milyon. Şimdi şey diyorlar ya bonuslar. Size bonuslardan şeyler okuyayım. Öyle 16 diyorlar galiba. değil mi bonuslara. Ya yani İtalyan gazetecinin yazdığı evet. o galiba rakam. Evet. Ne ne diyor? O sözleşme'de ne diyor? Söyleyeyim. Mesela şu. 102. Demiş. Evet. 5 526.300 euro son 16'ya şampiyonlar liginde kalırsa Galatasaray bunların da işte Zanyolu da %50'sinde en az bu şeylerin oynarsa ilk önce bunun toplamı 1 milyon 50 kim yani iki defa olursa 1 milyon euro böyle bir bonus oluyor. Galatasaray son 16'ya kalırsa diye. Bir kere şunu söyleyeyim. Transferlerin %90'ında biz sattığımızda veya biz aldığımızda da muhakkak bonus olur. Tabii. Bazı şeylerde easy bonus denilen kolay bonus veya şey bonus diye olur. Herkes transferi al alırken de satarken de ha, ha, şey yaptığı şeye çıkırır şey. Şu kadarı aldım ana transfer parası şey yapılır. Bir transferde o bonusların gerçekleşme şeyi zorluğuna göre bazılarını çünkü şimdi Roma'da haliyle oyuncuyu 30'a satıp bir hafta sonra 15'e satmamak için belli orada açıklayacağı zaman bak biz sattık ama bu kadara sattık işte bu kadara gelecek diye diyebileceği ama aslında ulaşılması zor şeyler koyması lazım. Devam ediyorum. Eğer çeyrek finale kalırsa yine 1 milyon küsür. Yarı finale kalırsa 1,5 milyon 1,600 o da yine iki defa olursa 3 milyon. Şampiyon olursa 1,5 milyon 3,600 bunların toplamıyla yani bu 1,5'ları 3'leri falan topluyorsun. Sonra 30 ediyor. Sonra UEFA Avrupa Ligi'nde bakın hiç UEFA Avrupa Ligi'nde mesela çeyrek final falan yok. Yarı finale kalırsa Yine 1 milyon 52 bin 600. Ee, şey olursa, şampiyon olursa 1.500 küsür. Galatasaray Türkiye Kupası'nı alırsa 789 bin 1.578. Burada da diyor ki oyuncunun oynaması zaten. Yani biz mesela bu bonusları bir, Türkiye Kupası'nda zaten oynatmıyorsunuz oyuncuyu. Yani maçların %60'ında %70'inde oynaması imkansız. Hmm. Dolayısıyla yani en şey u, e, ulaşılması zor bonuslardan birisi. E, sonra... Milli takımda eğer e, yarı finalle o, giderse ve oyuncu maçların %50'sinde tüm elemeden itibaren %50'sinde oynar ve yarı final oynarsa İtalya 526 bin. E, İtalya milli takımından kazanacağı... E, bu, bunlar şey. yapacağız. Mesele şu zaten bonusları ya, şey yaparak... İtalya yayarak, milli takımının yarı final oynaması sizi niye ilgilendiriyor? Siz niye bonus veriyorsunuz onun için? Zaten A amacı söyledim ya size. Yani bu arada milli takımlarda da bonus şey yaparsın. Oyuncunun değeridir çünkü milli takımda oynadığında oyuncunun bonservis değeri artacağı için size daha Kulüpte uygun olmazsa kulüp bu... tabii tabii hmm. şeyler olur. Oyuncu orada mesela dünya kupası nda... marka değeri artıyor marka de... oyuncunun. normal sizin elinizde olan bonservisinin değeri artıyor. Artıyor. O değerini arttırıcı hmm. şeylerdir. Ama ulaşılması zor şeylerden bahsediyoruz. Peki bahsedelim. devam edelim. Evet. E final oynarsa 1 milyon var balondor alırsa yani zanyola dünyanın en iyi oyuncusu olursa işte bedel şimdi böyle şeyler bunlar bonuslar burada da bitiyor zaten toplamda bütün bunların hepsi olursa kaç para alıyor bonus? hepsi olursa işte Kim toplam değil. 29 diye bunların olabilme ihtimali olan şey %10'u değil yani Yani diyelim ki Galatasaray çeyrek final oynadı şeyde şampiyonlar liginde keşke oynasa evet zaten oynasa verin helal hoş olsun yani oradaki Tabii. şey değil yani buradaki şimdi bunun niye çıktığını söyleyeyim şöyle söyleyeyim şu anda bize şey söyleseniz bunları geçin. Yani bunlar evet. bonuslar ama bunlar çok olabilme ihtimali evet. düşük bonuslar. Evet. Var şeyleri evet. de var tabii ihtimalleri de var. Şu anda çok. bu adam, bu arkadaşımız, Hı -hı. özür diyorum kendisi Hı -hı. adam dediğim için Galatasaray'a maliyeti ne kadar? Bonusları çıkardığımız zaman. 15 milyon. Bakın. 15 milyon euro. Bunlar da taksitleri. O imzalı sözleşmesi. Peki siz demişsiniz ki Fenerbahçe 19 verdi, biz 16,5 aldık. Böyle şey de demezsiniz mi? Öyle bir şey demedim, şu, oraya geleceğim. Ben demedim. Ee, şunu söyleyeyim, zaten bu olayın çıkmasının e, sebebi o. Çünkü bu İkardi hadisesinde de oldu. orayı çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi insanlar e, bir temel nokta şu. Birazdan ona daha şey geliriz ama etik ilkeler. Buradan bu to, memlekette bu işlerden bahsettiğinde fasa diye geliyor. Hakikaten dünyada gerçek olan tek şey varsa bir şeyi kendi ahlak çerçevende yapıyor olmak ve gerçekten başarı ahlak çerçevende yapıyorsan arkandan atıyorlar. Çok kısmetli oluyorsun, şanslı oluyorsun falan filan. Benim bir derdim de zaten topluma bunu anlatabilmek. Zindanlar ve Ejderhalar Hırsızlar Arasındaki Onur az önce konuştuğumuz sundu.